Burak Öztürk. İsrail'de savaş suçu işleniyor Adnan Bey. Farkında mısınız bilmiyorum tabii ki. İsrail'de savaş suçu işleniyor. İşte yapılacak şey iki tarafı barıştırmak. Evet. Kardeşlik ve sevgi içinde yaşamalarını sağlamak. Çünkü Filistinliler İsrail'leri bıçaklıyor. Evet. Onlar da onları öldürüyor. Böyle bir moda başladı şimdi. Bu çok ürkütücü. Aralarını bulup bu kavgayı durdurmak lazım. Tebliğ görevi sana mı geldi? Nuri Örcün. Örcün. Nuri Örcün. Nur İRCN. Tebliğ görevi sana mı geldi? Tebliğ görevi bütün Müslümanlara geldi. Kur'an'da Allah emri bil maruf nehyen münkeri bütün Müslümanlara farz kılmıştır. Namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi. Bana da, sana da, herkese, bütün Müslümanlara geldi. Allah'ın emri bu. Sizin üzerinize hakkıyla yapıyorsunuz hocam. Sizin üzerinize düşen tebliğden başkası değildir diyor inşallah. Tabii. Muhammed GNGR6. İslam'a hizmet dikenli bir yoldur. Siz alem yaparak mı hizmet ediyorsunuz? Mantık biraz lütfen ya. Hizmet, İslam'a hizmet dikenli bir yoldur. Tabii yani İslam'da çileler, acılar, zorluklar olur. Kolaylıklar, güzellikler de olur. Allah diyor ki bana hizmet edeni ben güzel bir hayatta yaşatırım. Ben Allah'a güzel hizmet ettiğim için, çileyi çok çektiğim için Allah da bana güzel bir hayatı yaşatıyor. O ayet tecelli etmiş oluyor. Bak güzel bir hayat yaşatırım. Dikenli bir hayat yaşatırım demiyor Allah. Güzel bir hayat yaşatırım. Ama benim yolumda bu çileye, bu acılara sabrediyorsa, gayret ediyorsa diyor. Değil mi bak benim 60 yıllık ömrüm hep çileyle geçmiştir. Ama Hazreti Yusuf da olmamış mı? Bu aynısı olmuş. Musa da olmamış mı? Olmuş. Hazreti Yusuf son derece güzel yaşadı. Ama akıl almaz çileler çekti. Musa son derece güzel yaşadı ama akıl almaz çileler çekti. Biz de Resullerin yolunda olduğumuza göre, onların talebeleri olduğumuza göre biz de aynı yollardan geçiyoruz. Çok çile çekiyoruz ama Allah güzel hayatta yaşatıyor. Zorlukla beraber kolaylık yaratacağını söylüyor Allah. Maşallah. Sizi eleştirenler tek bir sayfa bir şeyi bir yere yollamamışlar Allah adına. Allah'ın dinini tebliğ etmek için. Siz 300 kitap yazıp bunları 76 liraya çevirdiniz. Dünyanın her yerine ücretsiz olarak daha hiçbir telif ücreti almadan dağıtıyorsunuz inşallah. Ve her yıl en az 30 milyon kitap dağıtılıyor. Maşallah. Yani satış olarak ve dağıtım olarak 30 milyon. Maşallah. Dünyanın her tarafına bak. Bir yıllık. Evet. Bak CD'ler, makaleler bunlar ayırt ediyorum. Evet. Televizyondaki, efendim, internetteki yayınlar hariç. Evet. Her gün dünya basınında çok sayıda basında makaleleriniz yayınlanıyor maşallah. Maşallah. Birçok yabancı ülkede, İran'da, Rusya'da en büyük gazetelerde makalelerimiz yayınlıyor. Amerika'da. Maşallah. Bir daha adam etsin çektiğiniz için bir dakikasını bile pek çok insan çekemeyeceğini zaten bir şey Nazım Hazretleri bile söylüyordu maşallah. Maşallah. Yeni yayınlanan makalelerinizle ilgili bilgi de var Adnan Bey. İsterseniz okuyabiliriz. Evet, bakayım. Arap News gazetesinde bu hafta yayınlanan makaleniz kalp temizliği ve ahlaki değerler başlığını taşıyor. Bu makaleniz gazetenin internet sayfasında da yer aldı. NATO, Amerika ve Marksist İttifak başlıklı yazınız Tunus merkezli Damir gazetesinde, Mekke Newspaper'da ve News Rescue sitesinde yayınlandı. News Rescue sitesi aynı zamanda PKK belasına karşı acil önlemler alınmalı başlıklı makalenize de yer verdi. Bir Zamanlar Avrupa başlıklı makaleniz Fransızca olarak NBC Times sitesinde çıktı. Almanya merkezli Burma Times sitesinde yer alan makalenizin başlığı, mülteciler Avrupa için bir tehlike değil, değerdir. Truth Seeker sitesinde Kur'an mucizeleriyle ilgili olarak Vuruşlu Yıldızlar Pulsarlar başlıklı yazınız çıktı. Bu site Kuveyt'te yayın yapıyor. Amerika merkezli Jefferson Corner bu hafta kan dökülmesini durduracak olan İslam Birliği'dir başlıklı yazınıza yer verdi. Bir daha. Amerika merkezli Jefferson Corner sitesi bu hafta kan dökülmesini durduracak olan İslam Birliği'dir başlıklı yazınıza yer verdi. Diplomasi Pakistan sitesinde çıkan makalenizde PKK'nın
Türk halkını temsil etmediğine değiniyorsunuz. Hindistan merkezli Hans India sitesindeki yazınızın başlığı Hitler'i diriltmeye çalışanlar. Medya, sosyal medya ve terör başlıklı makalenizin Arapça olarak yer aldığı gazeteler Mekke Newspaper ve Damir gazetesi. Duvar örmek güvenlik sorunlarını halletmez başlıklı yazınız Daily Mail haber sitesi tarafından yayınlandı. Son olarak PKK terör örgütünün Suriye'deki ismi PYD'dir başlıklı yazınız Bosnacı ve Bosnia Times sitelerinde Boşnakçı olarak yer aldı. Maşallah. Maşallah. İran'ın en büyük gazeteleri, Rusya'nın en büyük gazeteleri, Suudi Arabistan'ın en büyük gazeteleri. Başka hiç kimse yok böyle. Maşallah. Evet. En güzelini Adnan Hoca yapıyor. En güzelini Adnan Hoca yapıyor. Yarattığı cennet simülasyonunun içinde yaşıyor. Onu Allah yaratıyor. Tabii. Ben yaratmıyorum. Allah yaratma gücü Allah'a mahsustur. Sen eğer Allah'a samimi kul olursan Allah sana nimet verir. Ayet açıkladım. Melek Coşkun, canım hocam senin kadar Allah'a çok anan, senin kadar aşkla Allah'a bağlı, senin kadar akıllı, sevgi, merhametli, bu kadar büyük bir insan görmedim, tanımadım. Şimdiye kadar dünyada sevgi ve barışı, Kur'an'ı hakim etmek için çabalayan ve başarılı olan yok. Allah bu amaca hizmet etmeyi bizlere de nasip etsin inşallah. Başka bir hanım kardeşimiz. Allah'ı aşkla sevmeyi, gerçek sevgiyi öğrettin. Gördüğüm en güzel öğretmensin. Aşksın sen, cansın. Sen hayatımızı güzelleştirip kolaylaştırma vesilemsin. Üstadım önce iman etmiş ruh sahibi biri, sonradan inkar ederse bu kişi zombiye mi dönüşüyor? Ruh alınıyor mu? Bu kişinin durumu nedir? İbrahim Ethem. Olabilir tabi. Allah'ın bir sırrı, onu bilemiyorum. Belki hakikaten hiç iman etmemiş olabilir. Zahiren iman etmiş olabilir. Veya sonra ama çok zor ya, aklı başında bir adam nasıl Allah'ı inkar eder yani. Açık bir şuurla yani, olacak şey, gücü yetmez. Acayip korkar. İstese de gidemez demiştim hocam. İstese de yapamaz. Yani kafası parçalanır ya. Beyni parçalanır yani. O ne cesaret ya. Yani şuuru açık birisinin yapacağı bir şey asla diye böyle bir şey. İnşallah. İşte mi yani, bir eylem diyeyim. Allah şeytanlar Allah'a sığınırım. Onlara imanı sevdirdik. Fıskı ve isyanı çirkin gösterdik diyor inşallah. Tabii.